Valla ne yalan söyleyeyim, herkesin hayalindeki bir yaşantı, hayalindeki bir ev, harika doğal hayat. Ama iş başa düşünce yapıyorsun Hakkı Bey, ama kadının bir tanesi sana karının sahurda zeytin peynir koydu diye kadını boşuyorsun mesela. Evet. Ama doğru. Kendin işin başına düşünce yapabiliyorsun. Niye kendin yapmıyorsun o zaman? Her şeyi kadınlardan bekliyorsunuz. Şimdi evde hanım varken erkek yapmaz. Ne münasebet canım? Hanım, ikiniz de yaşıyorsunuz o evde. Bazen sen yaparsın, bazen o yapar. Şimdi şöyle yani Hasan Bey. O görev onun değildir hasta ki. Hasta olsalar canının başına. Başımda gezdiririm, hizmetlerini yaparım. Sen de çalışmıyorsun yaparım, yani, yaparım. Sen de evdesin ya. Bazen kalkar çayı da çalışsa koyarsın. Çalışsa bile ne olacak yani? Kadının da sadece, kadının görevi değil ki bu. Kadın işte yok efendim önüne sadece zeytin peynir koydu diye boşuyorsun kadını. Yani kadınları oyuncak etmişsin sen biraz Hakkı Bey. Hayır, bir ay, iki ay. Vallahi ya. Kimsenin oyuncağı değildir Serap Hanım. Ama biraz kadınlarda da kabahat var tabii ki. Buna kendileri müsaade ettiği için. Doğru mu Ayşe Hanım? Evet. Ama bunun yanı sıra da kahvaltı hazırlamadı, boşayım. Efendim onu yaptı, boşayım. Biraz insan sabırlı davranır, birazcık şeyli davranır, ne bileyim ben, karşılıklı anlayışla yürür evlilik. Siz ilk eşinizle de, Allah rahmet eylesin de Tülin Hanım'ı anacağım yine, diyor ki Ayşe Hanım, benim tahminime göre diyor, yani net değil bu tabii de, çok üzmüş. Çünkü diyor başka kadınlara, kızlara da bakan bir adam Hakkı. O yüzden üzüntüden o kadıncağız da hastalığa yakalanmış olabilir diyor. Hakkı Bey ne diyorsun? Ayşe Hanım'ın söylediklerini dinledim. Öyle bir şey hayatta olmaz. Şimdi neden olmaz biliyor musunuz Serap Hanım? Evindeki hasta insan senin amanetin, senin vicdanın, senin namusun. Hastalanmadan önce çok hayır. Üzdüğünüzü söylüyor. Hayır, hayır. Çünkü hayır. Siz asla. Evli de olsanız... Ben eşimi üzmezdim. Çünkü eşim benden o kadar memnun ki eşim hayatında... Onca yıl yaşamama rağmen bir gün dememiştir ki bana şunu al. Ben çarşıya çıkarım gönlümün istediğini. Beğendim her şeyi alır getiririm. Hakkı Bey ondan bahsetmiyorum. Siz belli ki kadınlarla arkadaşlık kurmaktan hoşlanan bir beyefendisiniz. Bu yanlış da anlaşılabilir. Yanlış arkadaşlıklar da kurmuş olabilirsiniz. Ve Tülin Hanım'ın da bundan etkilenip, çünkü baksana Özgül bile baygınlık falan geçirmiş. Bu Fatma'yı duyunca. Aynı şey Ayşe Hanım diyor ki ben diyor yaşadım benimle evliyken başka bir kadına Ayşe ilgi Hanım? Gösterdiğini. Ne yaşayacağım Kadriye'yi diye sayıklayan kimdi? Ben, sendin. Komşunun Kadriye kuşu diye kaçmış sayıklayan da onu kurtarmaya gitmiş. Öyle söyledi biraz önce. Çok ayıp ya. Bir de silah aradım beni vurmak için. Ağzımı, yüzümü, Ayşe, gözümü patlattın. Her şey, senin ablan, bak, senin ablan biraz daha vursaydın da bu kadını öldürseydin hatta yarım bırakmışsın dedi. Seninle dalga geçti senin ablan. Ablam. Evet. Benim öyle bir ablam, ablam yok zaten. Serap Hanım sorar mısınız kaç senedir benim peşimde koşturmuş. Fabrikada bana yaptıkları eziyeti, yaptığı eziyetleri. Evlenmeden önce. Evet. Ben o zaman evliydim, eşim vardı. Aa. Evet, benim peşimde ne kadar koşturduğunu sorar mısınız? Siz Hakkı Bey yüzünden mi boşandınız kocanızdan? Hayır, hayır. Hayır, ben hiç onunla ilgilenmedim. Niye evli kadının peşinden koştun ben Hakkı onun Bey? Onun peşinden koşmadım. Koştum. Yalan söylüyor ona. Serap Hanım, ben beddua ettim kendisine. Ben hiçbir zaman onun evinin peşinden ateşi, koşmadım. Evinin ateşi göğe yükselsin. Senin önüne 10 lira para ben atayım diye canımı çok yaktı. Çok üzerime kim düştü. Kimin hakkında yalan söylüyorsa umarım Allah görüp duyuyor. Evi yandı. Onu farş etsin. Evi yandı Serap Hanım. Ben önüne yardım şeyi koydular fabrikada. Ben önüne para attım onun içine. Ah almışsın. Çok ah almışsın Hakkı Bey yalan. Sen. Evim yalan yandı değil. Doğru. Serap Hanım. Ama ah ettim diyor. Ay, ya o şimdi burada her şey söyleyecek. O iç kendi o yanındakinin dolmuşuna biniyor şimdi. Hayır, benim dolmuşuma ne biniyor? Ben Enkan'ın dolmuşuna biniyor. Ayşe Hanım bunları konuşacak insan değildi. Yalan bak gene yüzünü söylüyorum. Mı? Burada yüzdeyiz. Konuşayım mı? Bile. Devam edeyim mi Serap edin, Hanım? Edin. Resim Altındağ'da bir resim görmüş. Benim resmim diye resmi satın almaya kalkmış. Bunu da fabrikada fotoğraf biraz... yani. Evet evet.
Bir arkadaşıma söylüyor. Ben dedim orada hiç fotoğraf çekilmedim. Ola ki, Allah Allah. Ola ki Yeşilyurt'ta çekilip adam orada dükkan açtıysa koymuş olabilir. Özellikle gittim fotoğrafçıya. Kardeşim benim resmim varmış burada. Benim resmimi para verip almaya kalkan bir insan varmış. Adam bana gösterdi. Abla bu resim dedi. Seninle hiç alakası yok. Ve kendisini de çektim kenara dedim. Böyle böyle demişsin. O değil dedim. O ben değilim. Ben buyum dedim. Yaka kartımız da resim. Versene onu bana diye üzerine Ayşe Hanım tutturdu. Zaten dün söyledi. Ben Ayşe Hanım'ı çok sevdim dedi. Evet. Bir kere ayrılmışsınız. Siz o arada gidip Zeynep Hanım'la evleniyorsunuz. Evet. Sonra boşanıp tekrar peşine evet. düşüyorsunuz. Evet. Ayşe Hanım'la. Serap Hanım. Hakkı Bey bunlara bir cevap ver artık sen ya. Ayşe Hanım'la Zeynep'le evlenmezden Ayşe Hanım'la görüşüyordu. Öyleymiş. Yalan evet. değil o doğru. Evet. Zeynep'in yaptığı hatalardan dolayı Zeynep'ten boşandıktan sonra. Niye Ayşe Hanım'la. Kadınlar hata yapıyorsanız. Niye Ayşe Hanım'la o zaman evlenmedin peki Zeynep Hanım'la evlendin? Dövdü çünkü ben kaçtım. Ya dövdün, Ayşe yalan ağzın, söyleme yüzüm, ben seni dövmedim. Dövdün yalan söyleme. Yalan söyleme. Peki dövdüm kaçtın silahını niye bir daha geldin benden evlenmeye? Evet, bu ya siz ne biçim insansınız? Ben. Yalan söyleme. Dün utanmadan sen diyorsun kadını. Otur o kalkmış diyor ki kadın. Ya siz nasıl olur. Kadınsınız ya kadın demek. Sen nasıl adam? Siz adi insanlarsınız. Sensin adi. Siz utansanız. Sen Hakkı Bey bak karşında. Kadınlar olan şeyi konuşmasınız burada. Hakkı Bey karşında bir kadın var. Bir iki tane. Kadınsa kadını bilsin. Ama daha nazik başka kadınların yani. Şeyini burada sergilemezsin. Hayır başka kadın sen doğru kendimi sergiliyorsun. Bunlar kadın mı şeytan milleti? Kendimi sergiliyorum. Utanmazlar. Ama şöyle bir şey var Hakkı Bey bir dakika. Hep kadınlar yani yedi kadının yedisi de mi... hatalıydı kardeşim. Suçluydu. Hiç mi sende hata senin yok Hakkı Bey? Ablacığım bende hata var. Yok değil. Yani biraz da kabul ben et. Ben hatamı inkar etmiyorum ki. Ama şimdi bu kadın şimdi ben, ki... bakın ben eşim öldükten sonra bir psikopata bağlandım. Ben bunu dünya aleme anlatıyorum. Beni ne diyen oldu ne bir şey. Zeynep dediğim kadın, bundan önceki Zeynep dediğim kadın, ablamın sözüne gidiyor, kulağındaki küpeleri bozduruyor. Bana seyir yapıyorlar. Ben onu seveyim, evime bağlayayım. Zaten ben onu gördüm. Ertesi gün hemen bir gördüm, ertesi gün boşandım. Hep yalan bunların, hepsi yalan Serap yani Hanım. Biraz tepeden benim bakıyor. Sanki gün... kadınları aşağılar gibi bir tavrım evet, var. Yani. Bir de kız çocuğu babası Hakkı yani. Bir de kız çocuğu var. Babasısın. Sanki yani... böyle kadınlara tepeden bakıyorsun, aşağılıyorsun. Serap Hanım. Hakir görüyorsun sanki Hasan onları. Bey ben hakir görmüyorum. Kadınlar... Benle fareyle kedinin oynadığı gibi oynamaya çalışıyorlar. Allah Allah. Doğruları anlatmıyor. Evet. Tam tersi oldu. Ne için ben şimdi Özgül abi. Hanım'a bir şey söyleyeyim. Ayşe susar mısın? Niye kadınlara taciz yapıyorsun taciz? Taciz yapıyorsun. Bak şimdi bak çok ağır şeyler söylüyorsun. Bu bir. İki. Bu konuda bize hiçbir ihbar gelmedi. Ben hakkında şikayetçiyim. Ben sen hakkında şikayetçiyim. Sen benim namusum mu oynadın? Böyle bir şey bak. Böyle bir şeyi. Bel altım. Yok rica Serap ediyorum. Altım. Çünkü anında bize yansır bu. Anında Serap geri Hanım. Dönüş olur. Böyle bir geri dönüş olmadı. Kimden oldu? Evlenmiş, nikahlanmış, boşanmış. Diyor ki yaşadıklarımı anlatmaya gel. Ama bu senin iddialarına karşılık herhangi bir arama olmadı Hakkı Bey'le ilgili. O yüzden... ispatlayamayacağınız şeyleri burada sen hala bacağının nasıl kırıldığını ispatlayamadın bize. Aynen. Hala ispatlayamadın bak. Burada bir tıp adamı var. Doğru. Efendim avukat var. İnsanlar var. Biz varız. Hala bizim aklımız soba demiriyle bir bacağın kalçanın nasıl kırılmış olabileceğini aklımız almıyor. Arkadaşlar araştırdı İkna soba olamadık. Demirini aldılar oradan. Bana verdiler buraya getirmem için otelde unuttum. Şu kadar bir sobanın açıp kapama demiri. Şu kadar. Uşak'ta 2018 yılında oraya giderken. Bak şimdi Uşak. Özgür isterse şu kadar olsun. Uşak'ta yaptın tabii. Serap abla. Ben Uşak'ta. Sana dün sordum. Dedim ki kalınlığı bu kadar var mı dedim. Evet var dedin şu. Bunun demirden olduğunu düşünelim. O kadar büyük bir güç uygulanması lazım ki kalça kemiğini kırmak için. O zaman... Eti de parçalarsınız tabii, aynen, zaten. Öyle, evet. Et de parçalanır. Hadi kemiği de o kadar deli kuvvetiyle vurdunuz, kırdınız.
etraf kan gölü olur. O durumda da 3-4 gün duramazsınız. Zaten vücudun mosmor diyor. Mosmordan bahsetmiyorum. O durumda da cezaevinde olur. Morluktan bahsetmiyorum bak. Kalça kemiğinin kırılmasından bahsediyoruz. Hocam yani siz anlatın. Yani kalça kemiği kırılınca en az, en uygun kırıkta yarım litre falan kanar zaten oraya. Evet, yani ayakta kalmanız falan öyle beklemeniz mümkün değil. Serap Hanım. Yani 3 gün bekledim biraz tabii. Batıyordu diyorsun ondan sonra hastaneye ama gittim. Olmaz. Serap abla hep ağrıyordu. Kalçada batıyordu çünkü ağrım var. Bir şiddet eylemi olmuş olabilir. Olabilir ama bu kırmaya sebep olmaz. Bu değil ama bu değil bak. Belki şiddet uygulamıştır ama o şiddet olayında senin kalçan kırılmamıştır. Bak bunu bize söyle ki gerçekleri biz de ona göre hareket edelim. Sayın gerçekten bak demirle vurdu ben yalan tamam, söylemiyorum. Vurdu da kırılmamış olabilir Özgür. Uşak Karahalı'da Özgür kırılmaz. Özgür kırılmaz. Işte. Kırılsa da tamam, her yer kan gölüne döner. Sen de orada çığlık çığlığa diyelim ki o seni hastaneye götürmedi. Konu komşudan yardım... Serap abla kapıları kilitlirdi benim üzerime. Olmaz, olmaz. Hayatın ya, olağan akışına aykırı. Yani telefon ederdin. Hocam telefona abiyle da gerek yok. Yani durabilir misiniz o ağrıyla, acıyla? Başka bir şey olmuş. Özgül anlat artık bize ya. Serap abla Uşak, Karahalı, Deli, Hedirli köyde oturuyordum. Orada esot yok, dolmuş var ama ev... unutuyorum bak. Yola bayağı uzak. Ben de oraları bilmediğim için ben kolay kolay kimseye bir arkadaşlık yapmam. Sen yürüyemezsin ki bilesin. Evet. Hayır yürüyemezsin ki. Ambulansın gelmesi lazım. Hocam, hocam yalan söylüyor. Yola uzak oldu diyor. Tamam, burada kanamadı. Yakın veya çerisi kadar. Kanamadı diyor bak. Kanamadı. Vurdu kanamadı. Yani. O zaman kırılmadı. Kırılmadı. Şimdi ama ağrım vardı yani. Bak ağrım götürmedi çünkü. Ama hayır, kırılmadı. Sadece kendisine ama kırılmadı ve o yüzden engelli kalmadın Özgül. Yani şimdi... Doğruları söyleyin. Tabii adamı da tamam. Ya, hatalarını da söyleyin tabii, ama gerçekleri de söyleyin ya. Hanım, benim anladığım yani tahmin ettiğim raporlarını görmedin ama ne olabilir diye düşündüm. Bel fıtığı vardı sende. Belki bir şiddet olayla kaçayım edeyim derken o bel fıtığı daha kötü ameliyatlık bir duruma geldi. Ameliyatta da komplikasyon çıktı. Çok iyi gitmedi. Yani ikinci ameliyata gerek oldu. Bu duruma hocam, geldim. Bana jandarmayı neden aramadın? Telefonu benim elimde alınca ben nasıl jandarmayı arayayım Serap abla? Kapıları üstüme kilitliyordu, kimliğimi yanımdan alıyordu. Nasıl ben jandarma ulaşayım? Hastaneye gittiğinde de şikayetçi olmadın öyle mi? Gidemedim ben çünkü bana dedi gelsen seni olayda hastaneye gitmemiş zaten evde. Serap Hanım. Yani iddia ettiği eylemin, şiddet eyleminin gerçekleştiği gün zaten hastaneye gitmemiş. Bu zaten tamam çünkü eğer hastaneye gitmemiş olsaydın 2-3 gün o kemik farklı şekilde kaynardı. Yani öyle bir ameliyat olurdun ki 10-15 gün belki hastaneden çıkamayacak hale gelirdin. Hocam.